Evet Halil Bey, Kadıköy'deyiz. İlk sahnemiz, neler söylemek istersiniz? Çok mutluyum gerçekten. Böyle güzel bir kalabalığı karşılamak benim için gurur verici bir şey. Uzun yıllarda çalıştığım, set aralarında yaptığım şarkılarımı dinleyiciyle paylaştım. Onların da beğenisini görmek canlı canlı gerçekten çok farklı bir duygu yaşatıyor. Çok mutluyum. Şarkıları siz mi yazdınız bu arada? Evet, bütün söz müzikler bana ait. Peki gençliğinizde de böyle bir yönelim var mıydı şarkıcılığa? Özür dilerim, lafınızı bölüyorum. Oyunculuktan önce şarkıcılık yapıyor muydunuz daha doğrusu? Şöyle, oyunculuk her zaman içimde olan bir aşktı diyebilirim. Ama söz müzik her zaman yapıyordum. Yani söz yazmayı zaten durduramazsınız. O insanın ruhunda olan bir şey. Onu besteliyorsunuz. Benim daha çok amacım bu söz ve besteleri insanlara duyurmaktı. Fakat stüdyolara git gel hep şu arzuyla karşılaştım. Neden sen çıkarmıyorsun? Sen de söyle. Seni söylemen daha güzel. Sen kendi duygularını daha iyi anlatırsın gibi yaklaşımlar beni biraz bu tarafa doğru ivmelendirdi. Şu anda onun emeğinin karşılığını alıyoruz gibi geliyor. Bu durumda beni çok mutlu ediyor. Çok keyif alıyorum. Bugün de sahneye iki kez çıktınız. Evet. Ve aynı zamanda yurt dışından da bir sürü hayranınız evet. geldi. Brezilya'dan olsun, İspanya'dan olsun, İtalya'dan olsun, İran'dan olsun. Evet. Bu hayran kitlesine karşı şarkı söylemek size nasıl hissettirdi? Çok güzel bir duygu. Yani şarkılar ortak dili anlatır ya. Dediğiniz gibi 6-7 tane ülkeden gelen insanlar vardı, misafirlerimiz vardı ve Türkçe şarkılarımın hepsini ezberelerdi. Evet. Yani bu beni çok mutlu etti, onore etti. Duygusunu biliyorlar şarkının, ne olduğunu biliyorlar ki ben şu tepkileri çok alıyorum. Hani translate ile şarkı sözlerini çevirip hani değişik platformlarda paylaştıklarını çok görüyorum. Bu da beni çok farklı bir duyguya itiyor. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Burada da sizler de gördünüz. Yaklaşık 6-7 ülkeden özellikle turlarını düzenleyip gelen insanlar vardı. Bu bir de sorumluluk aynı zamanda. Onların beklentilerini vermek, onu karşılamak gerçekten farklı bir şey. Gördüğüm kadarıyla da güzel bir enerji yakaladık. Karşılıklı iyi duygular geçti. Şarkıların yerlerine ulaştı. Bu beni çok mutlu etti. Genelde hayranlarınız daha çok Latin kökenli, İspanyolca konuşan insanlar. Siz de herhalde sanırım İspanyollara veya Latinlere benzetiyorlar. Sanırım öyle bir durum var. O dilde bir şarkı yazmak ister misiniz? Veya bir Türkçe şarkınızı İspanyolca'ya çevirmek ister misiniz? Şöyle altyapılar var. Onların da müzikal yapılarını kullandığım şarkılar var. Yeni birkaç tane hazırlığımız oldu. Onların etnik kökenlerine biraz değindik. Yani onların sevdiği melodiler, sevdiği yürüyüş yapıları vardır müziklerde. Bunu teknik olarak konuşuyoruz ama o tarz şarkılar yapıyorum. Şu an sırada geliyor. Onlar da çok sevecekler, çok daha benimseyecekler. Sözleriyle de farklı olduğunu görecekler. Kendi kültürleriyle de eşleştiğini görecekler ve farklı bir şey olacak. Şu anda bildiğim kadarıyla 3 tane şarkınız var herhalde. 6 tane falan şarkım var, 6-7 tane var. Peki yakında bir klip çekmeyi düşünüyor musunuz? Şarkıcılar hani klip çekerken biraz zorlanırlar. Hı-hı. Oyunculuk yetenekleri olmadığı için ama siz direkt oyuncu olduğunuz için. Eyvallah. Biraz zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Yani duygu, ben her zaman şunu söylüyorum. Şarkıcılıkta da oyunculukta da eğer iki alanda da varsanız ikisi de duygu işi. Sonuçta bir senaryonun içerisindeki bir karakterin duygusunu da yaşıyorsunuz ve yansıtıyorsunuz. Bu da biraz kendi özel hayatınızdaki duyguların yansıması. Dolayısıyla hani ben kliplerimde de oyunculuk yaptığımı düşünmüyorum aslında. Orada var olan bir duyguyu göz önüne seriyoruz. Diğer tarafta oyunculuk çok güzel gidiyor. İkisinin de temelinde, base'inde duygular var. Ve dilsizdir duygular. Onu yansıttığımı düşünüyorum. Özel hayat dediğiniz, özel hayattan birkaç soru sormak istiyorum. Sıla Hanım'ın bizden ayrılması çok konuşuldu. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani kariyer planlaması herkesin kendi hedeflerine yöneliktir. Herkes için hayırlısı olsun. Onun yolu oysa oradan ilerliyor. Benim yolum burasıysa buradan ilerliyorum. Yani Allah herkese gönlündekini versin. Umarım çok başarılı olur. Onun da yolu açık olsun. Hepimizin yolu açık olsun. Efendim peki, Türkiye'de beğendiğiniz şarkıcılar arasında kimler var? Mesela Tarkan olur, Murat Boz olur. Yani kendinize yakın kimi hissediyorsunuz? Hangi taraftasınız? Yani yakınlık gibi mi bilmiyorum ama mesela bahsettiğiniz isimler Türkiye'de çok başarılı isimler. Zaten baktığınız zaman da onların şarkılarıyla büyüdük. Onların şarkılarını dinleyerek. Bu arada danslarınız da Tarkan'a benzetildi. Bunu. Öyle mi? Bazı hayaller Tarkan gibi dans ediyor dediler. Yani sesimi benzeten oluyor. Vücut hareketlerimi benzeten olabiliyor.
Yani Tarkan, ben Halil İbrahim, böyle ilerliyoruz. Peki efendim, dans eğitiminiz var mı? Dans ettiğinizi gördük bugün sahnede. Dans eğitimi aldım çünkü oyunculuk için eğitim aldığınız zaman bütün eğitimler iç içedir yani. Hani şan dersi alırsınız, dans dersi alırsınız, oyunculuk eğitimi alırsınız, yani bunların hepsi iç içe, bunları kullanıyorum. Teşekkür ederiz. Ben son şey, bundan sonraki hedefler neler? Yani şunu da yapsam hayatınızda dönüm noktası. Yani benim her zaman söylediğim şöyle bir durum var. Ben derdi olan bir iş anlatmak istiyorum mesela oyunculukta da. Bugüne kadar hani bildiğimiz Türk sinemasındaki isimler, dünya sinemasındaki isimler, kült yapılar, bunları düşündüğünüz zaman hepsi bir derdi olan işi anlatıyor. Bu derdi olan işi anlattığınız zaman da gerçekten oyunculuk anlamında da iyi bir kariyer elde ediyorsunuz. Şarkılarınız bundan 10 yıl sonra da dinleniyorsa zaten bir başarı elde etmişsinizdir demektir. Hedefim, çabam bu. Enerjim. Bu arada Eylül ayı biliyorsunuz dizilerin başlama sezonu, evet. Ayı. Önümüzdeki aylarda yeni bir projeniz var mı veya bir film projeniz var mı? Şöyle, ikisi yurt dışından olmak üzere yaklaşık birkaç tane senaryo okudum ama 4 tane şu an sinema filmi teklifi var. Bunu önümüzdeki yaz için değerlendireceğim. Çünkü şu an Emanet devam ediyor. Ratingleri de iyi gidiyor. Onu başarılı bir yapım. Birkaç gün önce de haberler çıktı. Halil İbrahim Ceylan'ın hayranları hatta ratingler düştü diye. Yani o şöyle bir durum var. Ratingler düştü gibi değil. Biz hani teknik olarak baktığımız zaman birebirlerde aynı skalayı yakaladığımızı çok net bir şekilde görüyoruz. Fakat söylediğiniz gibi Eylül ayı yaz tatilinin yeni bittiği, okulların yeni açıldığı, evet, bir dönem. Yani şu anki ratinglere bakıp da yorumlar yapmak çok da sağlıklı değil. Çünkü çok farklı yapımlar, farklı projeler var. Hepsi bir anda başlıyor. İzleyici de biraz bakınmak istiyor sanırım ama bizim ratinglerimiz birebir de aynı olduğu gibi devam ediyor. Peki efendim, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. İyi.